kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir iki renkli kurabiye tarifim var. Bu tarifin farkı şekli. O kadar güzel bir çiçek şekli vereceğiz ki bayılacaksınız. Hem çok pratik hem de görüntüsüyle herkesi kendisine hayran bırakacak. Tarifimizi yapmaya başlayabiliriz. Bunun için uygun bir kaba oda sıcaklığındaki 250 gram margarini aldım. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Hemen üzerine 1 su bardağı pudra şekeri, 1 su bardağı nişasta malzemelerimi harmanlıyorum. Bunun üçünü birlikte güzelce karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi pudra şekeri ve nişastayı böyle yağıma yedirdim. Hemen ardından 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 adet yumurtamı ekliyorum. Yumurtamın da şöyle bir nevi karışmasını sağlıyorum. İçerisine un atarak yoğuruyorum. Şöyle ele yapışmayan bir hamur elde edeceğim. Bunun için toplamda ne kadar un kullandığımı sizinle de paylaşacağım. Elimizden oldukça ayrılmaya başladı. Bakın kaptan da aralandı oldukça. Şimdi tezgahımı alıp tezgahta yoğurmaya devam edeceğim. Hamurumu tezgaha aldım. Biraz da burada olgunlaşmasını sağlıyorum. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Şu an gayet iyi. Elime yapışmaz oldu. Yoğurdukça kendisini toparladı. Çok fazla yoğurup tabii yağı elimizde eritmeyeceğiz. İçerisinde yağ olduğu için çok fazla yoğurursak cıvımaya başlar. Hamurumu güzelce yoğurdum. Şimdi 3'te 1'ini kakao eklemek için ayırıyorum. Bunun için de şöyle ince bir form verelim. 3 eşit parçaya bölebilmemiz için şu şekilde birazcık yaslatıyorum. Kayıt ben fark etmeden durmuş arkadaşlar. Hamurumun 3'te 1'ine 1 yemek kaşığı kakao ekledim. Güzelce yoğuruyorum. Hem sade hamurumuz hazır hem de kakaolu hamurumuz hazır. Şimdi her ikisinden de eşit miktarda bezeler oluşturacağım. Yani kakaoludan kaç adet elde ettiysem beyaz hamurumdan da o kadar elde edeceğim. Çünkü ikisini birleştirerek her bir bezeyi iki renkte olacak şekilde ayarlayacağım. Bunun için şöyle bezemi, hamurumu rulo haline getiriyorum. Her iki hamurumu da aynı uzunlukta rulo şekline getirdim. Şimdi şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar olacak şekilde hamurumu kesiyorum ve hepsini yuvarlıyorum. Şimdi işin en zevkli kısmına gelmiş bulunmaktayız. Kurabiyemize şeklini vereceğiz. Bunun için sade hamurumdan bir tanesini alıyorum. Şöyle elimle hafiften şöyle yassılmasını sağlıyorum. İçerisine bir tane kakaoluyu bırakıp şöyle kapatıyorum. Ve güzelce yeniden yuvarlıyorum. Yeniden yuvarladıktan sonra tezgaha koydum. Şöyle hafiften tıpışlıyorum. Böyle ip inci şekline gelmesi için değil de hafiften yansılması için güzel bir çiçek şekli vereceğiz. Şimdi tam ortasına şöyle yuvarlak şekli vermek için herhangi bir şeyi evde bulduğunuz bir şeyi kullanabilirsiniz. Şöyle hafiften bastırarak bir yuvarlak izinin çıkmasını sağlıyorum. İlk önce 4 eşit parçaya bölüyorum hamurumu. Sonra her birini kendi içinde şöyle iki eşit parçaya bölerek çiçek dilimlerimi oluşturmuş oluyorum. Ve şöyle her ikisini kendi içinde birbirine dönük şekilde çeviriyorum. Böyle hem kalp gibi oluyor. Hem de bir bütünü çiçek şeklini oluşturuyor.
Şöyle elimle bozuk olan yerlerini düzeltiyorum. Şöyle şeklini bozmadan herhangi bir spatula yardımıyla kurabiyemi alıp yağlı kağıdı sermiş olduğum tepsiye bırakıyorum. Kurabiyelerime şeklini verdim. Toplam 13 adet kurabiyem çıktı. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına pişmesi için bırakıyorum. Tam 30 dakikanın sonunda fırından çıkardım. Üstlerinin çok fazla pembeleşmesine gerek yok. Şu an sıcak ama şöyle hafiften altında göstermeye çalışayım. Altı bakın daha pembe. Yani gayet güzel pişmiş durumda. Şimdi bir tanesini size dokusunu da göstermek istiyorum. Şu anda ılık vaziyette. Tabii biraz soğuduğu zaman dokusu daha da değişecek. Bakın şöyle gerçekten şöyle göz dolduran müthiş bir kurabiye kendisi. Şöyle dokusunu da göstereyim. Şöyle yumuşacık. Ağızda dağılan, böyle ağızda resmen eriyen müthiş bir kurabiye. Ağızda dağılan böyle kıyır kıyır bir kurabiye. Şeker oranı da böyle kimisine böyle birazcık az gelebilir. Çok fazla böyle şekere boğulan kurabiyeleri ben sevmiyorum. Böyle hemen kesiyor insanı. Eğer daha şekerli seviyorsanız böyle üzerine hafiften bir pudra şekeri serpersiniz. O zaman da çok güzel olur. Gerçekten 10 numara 5 yıldız hak eden bir kurabiye. Şeklini vermesi de gördüğünüz gibi çok basit. Böyle klasik bir kurabiyeyi böyle tatlı bir hale getirebilirsiniz. Eminim çocuklarınız da çok sevecektir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Eğer tariflerimi denerseniz yorum atmayı da unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.